Merhabalar. İsteklerinize ulaşmak için yapılacak pek çok çalışma mevcut. Ancak bu çalışmaların işe yaraması için öncelikle kendi enerji seviyemizi yükseltmemiz gerekiyor. Bunun için de kendimizi sevmemeliyiz. Kendimizi sevmeden zaten başkalarını sevemeyiz ve olumlu frekanslar yayamayız. Öncelikle mükemmel olmaktan vazgeçelim. Mükemmel olmaya çalışmayalım. Kendimizi olduğumuz gibi kabul edelim. Ve kendimizi yargılamayalım, suçlamayalım. Her ne yapmış olursak olalım, kendimize karşı anlayışlı ve sabırlı olmalıyız. Olumsuz düşüncelerimiz, yanlış seçimlerimiz nedeniyle kendimizi suçlamayalım, kendimizi yargılamayalım, kendimize öfke duymayalım. Aksi halde aynı olumsuzlukları ve istemediğimiz sonuçları tekrar tekrar çekmeye devam ederiz. Kendi kendimize konuşmalarımızda ve kendi hakkımızda konuşurken kullandığımız dile de dikkat etmeliyiz. Kendimiz için kötü sözcükler, olumsuz ifadeler kullanmayalım. Eleştirici, yargılayıcı, suçlayıcı olmayalım. Şefkatli ve yapıcı ifadeler kullanmalıyız. Çok basit bir örnek vereyim. Mesela bir şeyi bir yere koyduk ve bulamıyoruz. Arama esnasında kendi kendimize konuşurken işte aptal kafam unuttum diyebiliriz veya elimizden bir bardak düşürdük işte şapşal niye düşürdüm diye kendi kendimize kızabiliriz. Fakat bu tarz kötü sözler ve olumsuz ifadeler kendi kendimizin sevmemizin önüne engel koyacaktır. Kendimizi olduğumuz gibi kabul edip sevmeye çalışalım. Böyle olumsuz davranışlarımızda, yaptığımız hoşumuza gitmeyen şeylerde sakinleşelim. Derin bir nefes alıp içimizden kendi kendimize seni seviyorum diyelim. Başkalarının bize karşı davranışlarında bizim kendimize karşı olan tavrımız çok önemli. Eğer sevgi görmek istiyorsak kendimizi sevmeliyiz. Saygı görmek istiyorsak önce kendimize saygı duymalıyız. Önemsenmek istiyorsak önce kendimizi önemsemeliyiz. Değersizlik duygusu yaşayan insanlar genellikle kendi duygu ve düşüncelerinden önce başkalarının duygu ve düşüncelerine öncelik verirler. Kendi duygu ve düşüncelerini ikinci plana atarlar ve hep arka plana atılan istekler birikir durur. Kendi duygu ve düşüncelerimize öncelik verelim. İsteklerimizi, düşüncelerimizi, duygularımızı ifade edelim. Gerektiğinde de hayır diyebilelim. Size değersizlik duygusu yaşatan, sürekli iyi niyetinizi istismar eden insanlardan da uzaklaşmaya gayret edin. Başkalarının size söylemiş olduğu olumsuz şeylere takılmayın. Farz edin ki size kötü şeyler söyleyen biriyle aranızda bir ayna var ve söylediği her şey zaten onun kendisine geri dönecek. O kendi kendine söylüyor ve bunlar sizi etkilemiyor. Kendimizi sevmenin engellerinden biri de geçmişe takılmak. Geçmişe takılıp bağışlayamamak da kendimizi sevmenin bir engelidir. Çünkü geçmişte taşıdığımız yükler bizi olumsuzluğa sürükler. Başkalarını affedersek kendimizi de affederiz. Başkalarını affetmezsek kendimizi de affedemeyiz. Bunlar zaten hep beraber gider. İyiyi ve iyilikleri kabul etmek için kendinize izin verin. Olumlu yönlerinizin farkına varmaya çalışın. Kendinize övgüler söyleyin. Mesela işte sen yaparsın, zekisin, muhteşemsin, başarılısın, aferin sana diyebilirsiniz kendi kendinize. Kendinize küçük ödünler verebilirsiniz. Sevdiğiniz bir yerde bir kahve içmek sizin için bir ödül olabilir veya kendinize küçük küçük hediyeler alabilirsiniz. Ama bunları aldığınızda mutlaka
hediye paketi yaptırın ve kendinizi hediye alarak kendinizi ödüllendirin. Bunun dışında her sabah kalktığınızda aynanın karşısına geçin, gülümseyerek kendinize seni seviyorum deyin. Derin nefesler alarak sevginizi kendinize ifade edin. Değersizlik duygusuyla baş etmenin başka bir yolu da her gün yapılacak. Şurada köprücük kemiklerin üstüne bastırdığınızda hassas bir nokta vardır. O noktaya şu üç parmakla, biz buna çekiç vuruşu diyoruz, vurarak her gün 21 defa ve mümkünse 21 gün hiç ara vermeden ve bu süreyi uzatmakta da fayda var. Değerliyim, 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 kendim olduğum gibi kabul ediyorum, kendimi seviyorum diye vuruşlar yapmaya gayret ederseniz biraz daha farklı olacağını göreceksiniz. Anlatmaya devam edeceğim. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın ve yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olun. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.